Sevgili arkadaşlar, bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Evet. 310 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam bir müstakil, akıllı sistem, akıllı bir ev tanıtacağım değerli arkadaşlar. Burada yaya girişimiz var gördüğünüz üzere. Şu anda tabelamın asılı olduğu yerde araç park yerin kapısı. Şimdi ben aslında orası merkez diyafon şifreli. Ben oradan girmeyeceğim. Buradan gireceğim şu anda. Değerli arkadaşlar, aracımız buraya gelip park edecek. Gördüğünüz üzere peyzaj alanımız son derece güzel, geniş bir güzel bir şekilde yapılmış. Ağaçlar da büyüdü. Aynı zamanda kamera sistemleri mevcut. Yani şurada Sinan Bey görebilir misin şuradan? Evet. Şu anda evin içerisindeyim. Mesela arkadaşım Didim de evi satışını bize verdi. Evin içerisine gelirken bize orada cep telefonuyla bütün pencereleri, lambaları, akıllı sistemi devreye koyup bize kapıyı açtı. Az sonra biz gideceğimizde telefon açacağız. Bütün güvenliğini kendi alacak değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere peyzaj alanımız bu. Ben şimdi tam bağımsız, tam müstakil olması açısından etraflıca dolaşacağım. Son derece güzel modern taşlarla yapılmış. Binanın ön tarafı da aynı zamanda su basamağının kenarında doğal taşlardan yapmış. Şimdi hep beraber şeye gidiyoruz. Binanın tam bağımsız olduğunu size gösterme açısından geziyorum. Tabii çam ağaçların modelini de çok güzel yapmış. Hani kesimden dekor vermiş çam ağaçlara. Çimler biraz büyümüş. Çim makinesi içeride. Evi alan çim makinesini de alıyor değerli arkadaşlar. Onu da hediye ediyoruz. Tabii onlar da yakın zamanda herhalde gelip şey yapacak. Şimdi salonumuz kısmen ayrı mutfak gibi duruyor. Tabii giriş katta bir de yatak odamız mevcut. Ben şimdi etraflıca dolaşacağım. Çelik kapının girişine doğru geliyorum değerli arkadaşlar. Hemen yaya kapısı orada. Hani araçtan gelmeyecekseniz burada yaya kapısını açıyorsunuz. Orada merkezi diyafon var. Zile bastığın zaman kameradan görünüyor. Kim geldi, kim gitti. Onlar hepsi olabilecek şeyler. Tabii su basamağından yukarı çıktığımızda yaklaşık 4 basamakla çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Alt kısmını komple doğal taşlardan yapmış. Hakikaten çok güzel. Ses ısı yalıtımlı. Buraya da ahşap görünümlü bir malzemeyle çelik kapıyı izole etmiş de hemen çelik kapı açılır açılmaz akıllı sistem burada. Evi burada yönetiyoruz. Çelik kapımızı kapatıyoruz. Yani güzel bir hol var burada gördüğünüz üzere. Yani bu olmalı. Bütün evlerde bu olmalı. Ben sürekli tanıtırken diyorum ya kapıdan içeri girerken direkt salon o iyi olmuyor. Tabii burada bir banyo yerimiz var. Alt katta şarttır. Duş yeri burada. Tempur camla yapmış. Klozet, Hilton dolabı. Fayansları da güzel bir malzeme seçmiş. Yekpare, tek renk. Üstündeki led ışıklar, kraliçe lamba, pencere. Gerçekten harika bir banyo var burada. Alan değil. Tabii şey dedik, girişte bir yatak odamız var dedik. Evet, yatak odamız burası. Arka bahçeye bakıyor değerli arkadaşlar. Sürme kapılı, Fransız balkonlu. Yatak odanın işte olması gereken ne varsa hepsini dizayn etmiş. Akıllı sistemle yapılmış. Şu kablo ne derseniz klima sistemidir değerli arkadaşlar. İçten duvarların içerisinde suyunu muyunu hepsini oradan ayarlanabiliyor. Tabi yerleri komple laminat parke yapmış. Koridor dahil olmak üzere. Burada özel bir şey daha var. Koridor kısmında hemen Sinan kardeşim bir göstersin. Değerli arkadaşlar. Yani ev akıllı sistem demiştim. Bu gördüğünüz elektrikli süpürge, merkezi sistem kablosu her odada var. Sadece hortumu tak fişe bastığın zaman eviniz akıllı sistem sayesinde komple temizliği yapılıyor değerli arkadaşlar. Burayı bu şekilde değerlendirmiş. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Salon kısmında Çamsa'nın laminat parkesini kullanmış. Ön tarafı boydan boya varanda kısmına yani balkon kısmına çıkmak için büyük bir şey yapmış. Çift açılımlı sürme kapı yapmış. Alüminyum korkuluk camlarına yerleştirilmiş. Şu manzara her şeye bedel değerli arkadaşlar. Hakikaten çok güzel bir sistemle dizayn etmiş. Hemen salonun yan tarafında da bir Fransız balkon tarzında bir aydınlatmak açısından güzel olmuş. Televizyonun ünitesini bu tarafa düşünülmüş. İstenilirse karşı tarafa da düşünebilirsiniz. Yani çift taraflı şey koymuş. Tabi avize kristal tarzı güzel yani güzel bir şekilde dizayn etmiş. Salonun tavanda ekstradan tekrar burada
görsel efekt olarak güzel şeyler yapmış. İstenilirse televizyon buraya, istenilirse karşı tarafa şey yapabilirsiniz, kurabilirsiniz. Kapıyı kapatıyorum. Biraz mutfak için demiştim, girişte söylemiştim. Kısmen ayrı mutfak demiştim. Hakikaten öyle. Yani istenilirse şuraya mini bir bar atılır. Tabii barı attığın zaman burada kısmen ayrı mutfak, barı da yemek masası olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, çamaşır makinesi, tezgahın bankosunda güzel bir granitten yapmış, çelik evye kullanmış. Tabii burası set üstü ocak gelecek, kesilecek burası. Set üstü ocak burada, dablumbaz da burada. Ahşap görünümlü alçı dekorasyonla çalışmış. Göz şeklinde güzel spotlar yerleştirmiş. Orta yere de çok güzel bir avize yerleştirmiş. Tam bağımsız 310 metrekare arsa içerisinde akıllı ev. Denize mesafesini sorar iseniz, bilenler bilir, Fevzi Paşa mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Sahil şeridi çok uzundur. Uslu sitesinden başlıyor, Akbük'e doğru çıkıyor. Denize sadece ve sadece 100-150 metre mesafedeyiz. Değerli arkadaşlar, salonumuzu tanıttıktan sonra hol gerçekten güzel. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken biraz mermerlerden bahsetmek istiyorum. Alın kısımları rıh şeklinde yapmış. Siyah renk kullanmış. Üstüne bej mermer kullanmış. Tabii dekor anlamında gold, yani pirinç malzeme kullanmış değerli arkadaşlar. Altının renginde. Bunlara pirinç derler değerli arkadaşlar. Bunlar da oksitlenme falan hiç olmaz. Tabii cam ağırlıklı kullanmış. Hemen yukarı çıkarken spot lambalarımız var. Tam bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Burada da camı açmak istemiyorum. Yani pencere, panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Burada da panjuru açtığımızda güzel bir ışık aydınlatma geliyor. Tabii burada kılık kıyafet düzeltmek açısından güzel bir ayna koymuş. Aynı zamanda aynanın arkasında da akıllı sistemin panosu var değerli arkadaşlar. Açmak istemiyorum. Elektrik sistemleri çok fazla orada, karışık. Tabii burada da biri kapıyı çaldığı zaman görüntü olarak burada da görebiliyorsunuz. Tabii hemen buraya geldiğimizde burada bir yatak odamız var değerli arkadaşlar. Yatak odamızı da açabilirsem panjuru da açacağım. Sistemi açılınca balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Burada da bir Fransız balkonumuz mevcut gördüğünüz üzere. Karşı tarafta Holiday Hotel, Caprice Hotel falan hepsi oteller bölgesinde. Güzel bir yer. Gene balkonu gördünüz değerli arkadaşlar. Birinci oda, yani ikinci odamız bu. İkinci odamız bu. Şimdi bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyoyu da biraz tanıtayım. 120'ye 120 temper camdan siyah renk cam düşünülmüş. 120'ye 120 oval bir duşakabin yerleştirilmiş. Evet. Klozet yeri burada. Tabii çok güzel bir Hilton dolabı yerleştirilmiş. Tabii aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut. Fevkalade kullanışlı ve güzel. Tabii arkadaşlar burada çamaşır makinesi nerede derseniz, burada da çamaşır makinesi yeri kabin içerisine almış. İçinde malzemeler var. Açmak istemiyorum. Çamaşır makinesini buraya koymuş. Burası ne diye sorar iseniz, isterseniz güneş enerjisi kullanabilirsiniz, isterseniz burada 60 litrelik veya 80 litrelik termosifonu kullanıp burayı da sıcak suyunuzu karşılamak için kullanabilirsiniz. Evet, koridordan devam ediyoruz. Üçüncü odaya geçiyoruz. Çocuk odası burası. Gene bir pencere atılmış, ortaya güzel avize yerleştirilmiş, kristal spotlanmalar yerleştirilmiş. Bana göre bölgenin en güzel evlerinden bir tanesi değerli arkadaşlar. Dördüncü odaya geçerken dördüncü odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Tabii dördüncü odaya şu anda geçişimizi yaptık. Banyoyu zaten Sinan Bey hemen gösterdi. Ben daha detaylı anlatacağım sizlere banyoyu. Evet. Gördüğünüz üzere yatak başlarını bu şekilde kullanmış, koymuş. Üstlerine de iki tane güzel renkli aplikler yerleştirmiş. Yatak başını buraya koyduğunuzda direkt önün açık, karşı taraf komple hazine arası, herhangi bir yapılaşma falan olmayacak değerli arkadaşlar. Ön tarafta da güzel, geniş, ferah bir balkonumuz var. Tabii ön tarafta yani bu yatak odasından cadde, caddeden sonra hazine arası, bahçeyi, otoparkı, girişi, her tarafı kontrol altına alabiliyorsunuz. Tabii hızlı anlatım yapıyorum. Bugün gerçekten çok fazla video çektim. Biraz da yoruldum değerli arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. İstenilirse buraya bir yüzme havuzu da yapabilir hani alıcı kimse. Tabii bunda büyük ihtimalle yüklenici firma, yani ev sahibi yapabilir burayı. Değerli arkadaşlar, burayı tanıttıktan sonra burada da ben fazla pencereleri açmak istemiyorum. Burada da bir Fransız balkonumuz var. Ebeveyn banyo demiştim.
Duşakabinimiz burada. Hilton dolabı yok şu anda. Yani lavaboyu almış. Duşakabin, klozet. Buraya da ayaklı bir lavabo yerleştirecek. Karşıda da şey yapılacak. Burada daha detay bir şey daha anlatacağım. İmar yasasına göre değerli arkadaşlar, merdiven devam ediyor. Merdiven devam ediyor. Tabii kapalı çatı yapılmış şu anda. Tabii geçen gün evin sahibinden görüştüm. Dedim ki bu böyle olmaz. Kapalı çatı yapmak zorunda değil. Yani illa çatı yapmak zorunda değil. Tabii Turan abi yıllardır inşaat yapıyor. Biraz daha derli toplu olsun diye çatıyı yapmış. Ama o çatıyı açtığınızda full deniz manzaranız var. Orada istenilirse hobi bahçesi bile yapabiliyorsunuz. Çünkü çok geniş bir alana sahip. Kapalı çatı şu anda yapılmış. Alan her kim olursa olsun, eğer derse ki bana çatıyı aç, ben terasa böyle güzel bir şekilde yayılıp denizi seyredeceğim. Orada yemeğimi yiyeceğim, işte oyun oynayacağım, komşularımla vakit geçireceğim derlerse orayı açabiliriz. Hakikaten yani orta aksesuarları da gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde yapmış. Değerli arkadaşlar, şimdi anlatabildiğimce, yani elimden geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Gerek malzemeden, gerek inşaattan, her taraftan bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii hemen videomu bağlayıp sizin de değerli vaktinizi de çok fazla almak istemiyorum. 310 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 kısmen ayrı mutfak bir villa tanıttım. Geniş bahçeli, hakikaten çok güzel, kaliteli bir sistemde yapılmış, akıllı sistemde yapılmış. Villamızı tanıttık değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Değerli arkadaşlar, 2 milyon 450 bin TL bu liste fiyatımız. Tabi geldiğinizde, evi beğendiğinizde pazarlığımız mevcuttur. Miraç Emlak olarak biz bu villayı gerçekten çok güzel bir şekilde beğendik, içimize sindi. Umarım sizin de içinize sinmiştir. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.